Gidecek yer yok. Nereye baksan karanlık, sis, tipi. Yani yükselen bir kar var böyle. Orada bayağı ciddi tehlike atlattık. Sonra bize tuttular tabii Feridun Hoca ile arkadaşları. Şimdi 50 metre diyor ama o 50 metre bize 500 metre geldi yani gidene kadar. Aslında uzakmış mesafe. Sonra anladığım kadarıyla şey yapmış bizi psikolojik olarak rahatlatmak için. Sonra vardık köy kahvesinde. Baktık diğer arkadaşlar da orada. Onlar da kurtuldu. Biz de kurtulduk ama maalesef orada iki dağcı öldü. Öldü. Evet. Zaten onlardan gün de sonra bulundu. Evet. Sezen Aksu'nun da şeyiydi zaten. Haberlerde böyle Evet. geçiyordu sonrasında Sezen Aksu Evet. diye. Erkek Ben ateş arkadaş. ortasında kaldım orman yangınında. Selin ortasında da kaldım. O kötü bir duygu. Anlık. Bir yandan kendini bırakmaman lazım. Bir Evet. yandan tutunman lazım. Bir yandan da ne olacağım diyorsun. O duygular Tabii, öyle bir tabii. karışıyor ki. Aynen öyle. Senin gücün tecrüben bir yere kadar. Ama Doğa şartları bizim en büyük baş belamız biliyorsun. bugünkü konuk Yaşar Gülsar. Konumuz ne Yaşar abi? Onu Tunç Hanım'ı anlatayım sana. Güzel. Onun rahmetli oluşun ardından yaşanan olaylar var. Ocak ayıydı, 96 yılı. Kar yağmıştı Çok galiba. acayip Evet. kar yağmıştı. O bölge çok kar alan bir bölgeydi, armut alan. Yanlış hatırlamıyorsam adını ama Gemlik Gemlik yakınlarında, abi. armut alandı diye hatırlıyorum. Orada uçağın düştüğünü öğrendik. Tabii Kanal D ekibi de o zaman çok güçlü bir kadro. Diğer kanallar da öyleydi. Haber merkezi çalışanları, kameramanıyla, muhabiriyle. Bizim ekipten de işte canlı yayın aracıyla yola çıkıldı. Ben gitmedim önce. Rasim Hazer, Handan Güç Yılmaz, Engin Morgül, kameraman, Adnan Bulut. Bunlar gittiler. Fakat ilerleyen saatlerde bölgeye ulaşılamıyor. Yani cesetlere ulaşılması gerekiyor ya da ölüp ölmediklerini de bilmiyorlar yani. Sonuçta bir uçak düştü haberi geldi ama bölge sisli, karlı, tipili bir bölge. Küçük de bir yer. O zamanlar Yalova daha yeni şey olmuştu, il olmuştu. Öyle hatırlıyorum. Bizim ekip gidiyor oraya. Yanılmıyorsam iki araç, bir de canlı yayın aracı var. Yanlarında bir telefon var. Bunlar normal bir kazaya gitti gibi davranıyorlar. Biz de haber merkezindeyiz. İstanbul'da da kar vardı. Hava çok soğuktu Ocak ayı. Bölgeden haber alamamaya başladık. Telefonla bağlantı kesildi. Bu sefer panik yapmaya başladı. Orada bulunan haber müdürü. Tabii Kimdi? hepimiz. Ordu'nda ekibi galiba değil mi? Uğur Dündar, Uğur abi vardı. Aydın Özdalga da haber müdürüydü galiba. Orhan Can vardı. Orhan Can da yurt haberler müdürüydü. Şimdi herkes şey yapmaya başladı yani endişe duymaya başladık. Bir arıyorlar arada bir bizim arkadaşlar. Sonra telefon kapanıyor. O zamanlar da telefonlar çok şey değildi. Araç telefonu vardı galiba. Ondan sonra işte Orhan Can galiba şey yapıyor. Buludağ Komando Tugay'ı arıyorlar. Hani oradan asker takviyesi gelsin araştırmaya başlasınlar falan diye. İşte oradan ama bölgeye inemiyorlar. Hatta bir ara Orhan Can da bir helikopterle kalkıyor. Bölgeye ulaşmak için. O da ulaşamıyor. Geri dönüyorlar mecburen. Bu arada saatler ilerliyor. Tabii saatler ilerledikçe yakıt bitiyor. Onların, arkadaşların yakıtı bitiyor. Aracın şeyi bitiyor. Şarjı bitiyor. Yani gitgide olay kötüleşiyor. Bu arada Aydın Yani habere Özal da giderken haber olmayacak aynen yani. aynen öleceklerdi. Allah muhafaza. Zor dakikalar tabii. Onların tabii ne yaşadıklarını daha sonra Coşkun Aral ufak bir şey yaptı. Belgesel yaptı. Benim oradaki şeyim varoluş nedenim bir ara artık şey dediler ya bir ekip daha çıkartalım ama şimdi Aydın Özalga da korkuyor yani orada bir ekip gitti bir ekip daha gidecek yani Risk tabii riskli bir çoğalıyor. bölge sordu orada yani kim gidecek ben dedim ben giderim hem yardıma gideceğiz hem de Kanal D ekibi olarak orada kameramanlardan kim gider diye sordular. Oradan Nazım Eder. Şimdi biliyorsun o da Kanada'da. Kanada'da öyleymiş. O evli Aynen. kaldırdı. Biz iki gönüllü olduk ama üstümüzde şey yok. Biz normalde gün içinde geldiğimizde haber merkezine ben kumaş pantolonla. O zamanlar biz takım elbise falan Tabii. giyerdik. Yani Uğur abi çok ihtimam gösterdi öyle şeylere. Dedim ben de bu pantolon var. Yani oradan birisi pantolonunu çıkardı. Oradan birisi montunu verdi. Eldivenini verdi falan. Biz bindik. Ümit Sileli de editördü o zaman Ümit Sileli. Biz üçümüz bindik geçtik arabaya da şey Yalova'ya kadar gittik. Gece oldu. Saat 12, 11, 12, 1 gibi herhalde. Hala olay devam ediyor. Ulaşılamıyor yani bölgeye. Bizim ekip de orada. Herkes meraklı tabii. Valinin kapısını çaldık. Evine gittik.
Ya dedik Vali Bey böyle böyle bizim orada ekipler can çekişiyor. Hani siz olayın neresindesiniz? Hani karayolları ekibi çalışıyormuş. Ay işte pijama ile bizi karşıladı. Sonra o da alana geldi. Biz orada bir şey yaptık. Harekete geçirdik daha da iyi falan. Sonra iki tane grader yola çıktı. Bu arada tabii arkadaşlar orada bazıları artık üzüntüden ağlayanlar oldu. Şoför arkadaşımız vardı bir tane. Yani son artık şeyleri donma şeyindeler, pozisyondalar. Kadın arkadaşlarımız var işte. Handan orada, Rasim orada falan. Dirençleri düşmeye başlamış. Tabii biz bu arada oraya ulaşmaya çalışıyoruz. İki griderle. Bizim önümüzdeki griderin ümitsizliğiyle şeyde kaldı, köyde kaldı. Biz Nazım'la devam ettik. Tipinin olduğu yere gidiyoruz. Yani griderlerle birlikte önümüzdeki griderin zinciri koptu. Bir de orada vakit kaybettik. Sonra bir şekilde ama az kalmış yani bölgeye. O zamanlar böyle şey yoktu. Yani navigasyon falan da yok. Yani konum da atamıyorlar. Neyse biz bayağı bir uğraştan sonra artık sırılsıklama. Ben de gözlük eskiden gözlük takardım. Bilirim gözlük. Evet. Buradaki fotoğraflarda aynı. O gözlük tipi yüzünden gitti. Ben hiçbir şey göremiyorum. Zaten her yer benim de havada karanlık iyice. Bayağı karanlık oldu. Ondan sonra bir şekilde grider ulaştı. Bizim ekiptekileri kavuştuk. Sarmaş dolaş olduk falan. Onları biz köye aldık. Bu sırada iki tane amatör dağcı çıkmış. Onunla Tunç'un olay yerine ulaşmak ve bizi kurtarmak için. Çünkü biz artık şey yayınları yapılmaya başlamıştı. Hani kanalda ekip orada mahsur kaldı diye. Bu sefer onlar kurtuldu. Fakat biz Nazım'la orada kaldık. Bir tipi bastırdı. Yani yavaş yavaş değil böyle hızlı bir şekilde kar yükseliyor böyle. Buramıza kadar falan geldi. Bende gözlük yok. Kamera ıslandı. Bir şey de çekemiyoruz. O karanlık o tipi şey falan böyle. Çok kötü bir şeydi. Yani donma da başlıyor böyle belli bir süreden sonra. Hava karanlık. Ben bir tane şey gördüm. Baret gördüm ışıklı. Böyle geliyor dedim. Ah dedim tamam kurtulduk. Şeylerle geliyorlar o işte batonlarla falan böyle. Geldi burama kadar. Bir baktım şöyle gözlüğünü çıkardı. Doktor Feridun Çelikmen. Çok önemli, çok ünlü bir doktor. Şimdi öyle. Biz onunla 92 yılında Camel Trophy'ye katılmıştık Güney Amerika'da. Bir açtı. O zamanlar Akut daha yeni kuruluyordu. Akut'u kurmuşlar. Yani beraber Nasuh Maruki ile kurmuşlar. O dönemde o da yönetimdeydi. Ve onu görünce ben tamam dedim. Onlara da çok güvenilir adamlar yani. Ama dediler ki 50 metre falan var dediler. Yani 50 metre yürüyeceğiz ama donuyoruz artık yani. Yavaş yavaş vücut bırakıyor kendini. Nasıl bir hissiyat abi o donma hissiyatı? Yani uyku yapıyor bir kere zaten böyle. Yani karmaşık gidecek yer yok. Nereye baksan karanlık, sis, tipi. Yani yükselen bir kar var böyle. Orada bayağı ciddi tehlike atlattık. Sonra bize tuttular tabii Feridun'la, Feridun Hoca ile arkadaşları. Şimdi 50 metre diyor ama o 50 metre bize 500 metre geldi yani gidene kadar. Aslında uzakmış mesafe. Sonra anladığım kadarıyla şey yapmış bizi psikolojik olarak rahatlatmak için. Sonra vardık köy kahvesinde. Baktık diğer arkadaşlar da orada. Onlar da kurtuldu. Biz de kurtulduk ama maalesef orada iki dağcı öldü. Evet. Zaten onlattığın günden sonra bulundu. Evet. Sezen Aksu'nun da şeyiydi zaten. Haberlerde böyle evet. Geçiyordu sonrasında Sezen Aksu evet. Diye. Ben ateş ortasında kaldım orman yangınında. Selin ortasında da kaldım. O kötü bir duygu. Anlık. Hı-hı. Bir yandan kendini bırakmaman lazım. Evet. Bir yandan tutunman lazım. Bir yandan da ne olacağım diyorsun. O duygular tabii. Öyle bir karışıyor ki. Aynen. Senin gücün tecrüben bir yere kadar. Ama doğa şartları bizim en büyük baş belamız biliyorsun. Bir kere de Cumhur Ayar'la yine böyle Gelibolu meşhur orman yangında hatta bir orman müdürü ölmüştü. İlk bölgeye ulaşan tesadüfen biz buradaydık. Çanakkale'de Gelibolu'da ciddi bir büyük yangın oldu o zaman. Bilirim onu şehitlikler yandı. Evet orası yandı. Biz Cumhur Ayar'la çıktık. Etrafımız yanmaya başladı. Yani kaçış yerimiz yok. Böyle. Yani dedik tamam burada ruhumuzu teslim edeceğiz. Demeye kalmadı. Bir tane helikopter su dolu depoyu bizim üstümüze boşalttı. Ben orada kameramanın tecrübeli olanını öğrendim. Cumhur kendi canını kurtarmaktansa kameranın üstüne yattı böyle. Güzel. Sonra ben sordum söndü ama belli bir yer açıldı. Biz oradan koşarak kaçtık. Sordum sen dedim niye kameranın üstüne yattın? Dedi tuzlu su değerse dedi kamera dedi bütün de devrediği şey yapar. O zaman bayağı güzel bir bilgiydi benim için. Güzel. Yani. Güzel. Cumhur abiye de selam olsun. Eyvallah. Evet. Çok sağ ol Yaşar abi. Ne güzel. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Güzel Yaşar. Oldu. Eyvallah.